Ya o haberi gördüm. Aa, bu haberi ben gördüm de yani. Ya haber çok kopyum. Ya daha kopyum çok az şey gördüm. Yani o yüzden ya resmi olarak açıklan sonra o zaman bakarız. Değil mi? Emma Watson şeye bakıyor. Ben ne alaka ya? Bakıyor Twitter'a. Ne alaka ya? Disney Plus yarı kip olmak için ucuz çıkarken Disney'in zam getirme sebebini dedi. Doların, pardon, TL'nin çakılması abi. Şimdi Disney rakip olmaya çalışıyor dediğin gibi. Şimdi Disney'in ilk önce Netflix'e yaklaşması lazım. Ondan sonra kişileri elinde tutması lazım. Ve her ne kadar siz tutacağını düşünseniz de tutmayacak. Çünkü Disney'de içerik eksikliği var. Yani onu fark edebiliyorsunuz. Disney Plus'ı ben yurt dışında kullandığım için onu fark edebiliyorsunuz. Bir Netflix değil. Çünkü Marvel izliyorsun, Star Wars izliyorsun. Bitti. Bitiyor. Yani içerik yok. Şey geliyor ama hani sürekli içerik geliyor. Şimdi Allah için sürekli tak 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 arka arka içerik geliyor ama beğenmediğin bir şey geldiği zaman boşa düşüyorsun. Yani Disney Plus şu anda arada sırada izlenecek bir içerik sahibi. O yüzden Netflix hala daha büyük gücü elinde tutuyor. Ki arkadaşlar ya ben milletin niye Netflix'e bu kadar uçak kaldırdığını anlamıyorum. Yani ayçiçeği yağını 80 TL'ye alıyoruz. Netflix özür dilerim ama pahalı değil. Yani 80 de değil bu arada, evet. McDonald's menüsünden ucuz ciddi ciddi. O parayı vermeye değecek içerik yok. Abi işte diyorum ya 80 TL artık 80 TL değil. Hani 80 TL bir buçuk menü ediyor McDonald's'ta şu anda. Yani 100 TL 10 TL aslında şu anda. Yani 100 TL yeni 10 TL. Yani öyle bir ekonomimiz var. Yani şu anda ciddi ciddi Migros'a gidiyorsun, öksürüyorsun, 100 TL'ye gidiyor lan. Ben böyle geçen öyle bir şey oldu. Öksürdüm, 100 TL, gitti. Ha yok bu arada hani şey olarak demiyorum. Ürünü birisi alamayabilir. Ürün hani pahalı gelebilir ama zamlı diye Netflix'e sinirlenmek çok aptalca geliyor bana. Şeyde değilim. Yani ürün pahalı olabilir, size göre pahalı olabilir, bilmem ne olabilir. Bunlar çok farklı konuşmalar. Kişiden kişiye farklı şeyler bunlar. Ama yani niye fiyatı artıyor kısmının cevabını herkes biliyor yani. Bence Netflix'e fiyatı daha da ucuz tutabilirdi. Fiziksel ürün satmıyor çünkü. Fiziksel ürün olmadığı için bu ürünün değeri olmadığı manasına gelmiyor. O filmleri üretmek zorundasın. O filmleri üretirken milyon dolar para harcıyorsun. Bu çok salakça bir şey, özür dilerim ama bakış açısı çok. Filmler nasıl çekiliyor abi? Sunucuların parası nereden geliyor? Sana internet parası, onları sağlaması parası, hostlama parası. Orada çalışan, altyapı yazan adamların parası. Fiyat hatırlamak yerine kişi sınırlaması getirseler daha iyi olmaz mıydı? Bence olmaz. Kişi sınırlama. Bu arada bence fiyatı arttırmadan arttırmaları daha uygun. Çünkü elinde sonunda herkes danaya girer gibi Netflix'e giriyor. Şu anda 88 TL'lik 4K aylık 20 TL falan düşüyor 4 kişi girersen. Onu 2 kişiye indirirse ve fiyatı aynı tutarsa millet daha fazla para verecek tam tersine. Kişi limitlese. 4 kişi danaya girer gibi girmek hala daha mantıklı bence kişi limitlesindense. Disney çıkmadan zamlanır mı? Disney'in ben zamlanacağını düşünmüyorum. Ben şey yapacağını düşünmüyorum bu arada. Disney'in ilk 6 ay bir sene falan zamlanacağını düşünmüyorum. Disney ilk önce kendine bir kitle oluşturacak. Baz bir kitle oluşturacak. O kitleden sonra arttıracak bu arada. Yani 34 TL'ye tutmayacak Disney. 34 TL'ye tutmayacak ama ilk önce kitleyi kazanması lazım. Yani bir 6 ay bir sene boyunca hiç kesinlikle o fiyatı eleyeceklerini düşünmüyorum. Çok şey olmazsa, dolar bir anda 18, 14'ten 22 falan olmazsa tabii. O da olabilir bir haftada, fark etmeyiz. Amazon da bir ara güncelleyecek ama ne zaman bilmiyorum. Amazon da kesin günceller bence. Ama ne zaman bilmiyorum. Prime Video mu? Ay, direkt Prime. Prime'ın kendisi. Yo, dillendirme değil. Prime'ın kendisi biliyor ucuz olduğunu. Yani Türkiye'deki Amazon'un başındaki adam 3-4 kere demeç verdi 8 TL tutacağız diye.
Hani bir kere falan söylemediler. Hani farkındalar bunun böyle olduğunu. Hani biliyorlar. Sadece bir gün artık mantıklı olmayacak onu yapmaları. Ya zaten Prime'den kâr etmiyorlar. Prime kâr etmek için yok. Prime bu şey gibi, uyuşturucu satıcısı gibi. Kapıdan girmeni sağlıyor. Kapıdan girdikten sonra zaten Amazon'dan donunu alıyorlar. Çünkü diyorsun ki Prime'ım var, Amazon'dan alayım. Çünkü bedava kargo. Yani onların hepsi çok büyük şeyler. Evet, kargo müthiş bir hızda geliyor. Aynen öyle. Ben dün mesela bir tane sipariş verdim. Geldi. Arkadaki şarkı Must Descent of Flesh Paint. Klavyesi falan arada cıvıtıyor. Ben hiç cıvıttıklarını görmedim. Ben, kendi ürünlerimde. Yani ben kolay gelsinin bana geciktiren gecikmiş kargosu yok. Öyle diyeyim. Daha şu ana kadar. AGT cıvıtıyor. AGT bayağı cıvıtıyor bu arada. AGT bayağı sorunlu. AGT'nin de ben bir günde getirdiğini hiç görmedim. Öyle diyeyim. Amazon'dan kendi ürünlerini getirmiyor. Alexa Kindle TV. Alexa için Alexa'yı desteklemesi lazım. Yani şeyi desteklemesi lazım. Yazılımsal, sessel olarak desteklemesi lazım. Türkiye'de de böyle bir kitle olmadığını düşünüyor. O paranın yettiğini düşünmüyor büyük ihtimalle. Kindle da aynı şekilde. Türkçe e-kitap yok Türkçe Türkiye'de. Türkiye'de e-kitap bir ara tutuyordu. Sonra herkes e-kitabı kopya kitap kullanmak için kullandı. E-kitap çıkarmayı bıraktı Türkiye'ye. Resmen gördüm onu bu arada. Yani ben e-kitap alıyordum işte. Diyanardan çok ucuz alabiliyordun. 15 TL, 10 TL falan şey alıyordun. E-kitap alabiliyordun. Çok güzeldi. Ondan sonra herkes orijinal kitabı alıp internette paylaşıp, yani bir kişi alıyor, 500 kişi okuyordu. Ondan sonra e-kitap satmayı bıraktılar. E-kitap yapmıyorlar artık. Yani böyle öyle öldü yani e-kitap Türkiye'de. Fire TV falan da yine app olarak desteklemek zorundasın. Aynı zamanda hani Fire TV yurt dışında başka içerikleri de var. Yani o, ya içeriği desteklemek zorundasın. Ha, şey niye gelmiyor onu bilmiyorum. Bence o gelmeli. Amazon Basics bence gelmeli. Amazon Basics Türkiye'de en çok işe yarayacak şeylerden birisi herhalde o. Amazon Basics şu, Amazon'un kendi ürünü. Ya şey gibi, Migros süt gibi. Hani Amazon'un kendi logolu ürünleri ve ucuz. Yani mesela Amazon Basic USB kablosu, Amazon Basic bıçak seti, kalem seti, bilmem ne seti. Yani milyonlarca ürettikleri için hayvan gibi ucuz. Yani o yüzden hayvan gibi ucuz oluyor. Global BİM. Evet. Saat, çanta, pil, laptop tutucu. Yani aklınıza ne gelecekse, ne geliyorsa, ne gelecekse değil, ne geliyorsa. Evet, tam bizim sevdiğimiz şey yani. Ben de onu anlamıyorum. Tam bizim sevdiğimiz şey olduğu için şeyi çözemiyorum. Niye gelmiyor? Bizim bile suistimal. Suistimal edilebilecek bir şey yok ki oğlum onda. Oh bacım. Amazon Fresh ve Amazon Go'da gelmeli TL. Yak. Yak. Alıp satarlar. Satsınlar. Alıp nereye satacaklar oğlum? Amazon zaten... Yani... Amazon zaten parasını alıyor yani. Amazon'dan daha ucuz satamayacaksın ki. Alıp nereye satıyorsun? Zaten Amazon'dan daha ucuz satamıyorsun. Yani adam Amazon'dan alır. O yüzden ya ben bir ara gelecek demişlerdi. Sadece e-kitap değil, beni rahatsız eden şey aynı roman İngilizce Türkçesinin üst katına fiyatına satılıyor. Tam yurt dışından geldiği için o. Gümrük. Şey var oğlum, gümrük vergisi var. Üzerine yurt dışından ürün getirdiğin için onun ayrı bir vergisi var, bilmem nesi var. 3 katı oluyor. Türkiye'de bir kitap bastırdığında, ya yani şöyle bir şey var. Adam mesela onu getirirken 5 sterline getiriyor. Türkiye'de basarken çok daha ucuza getiriyor. Orijinal baskılar ithal direkt. Yurt dışından geliyor yani. Yurt dışından geldiği için